Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Son dakika haberleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe transfer gündemiyle başlıyoruz. Sarı lacivertli yönetimle her konuda anlaşmaya varan tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu'nun tecrübesiyle takıma yararlı olacağı düşünülüyor. Bir sene daha futbol oynadıktan sonra teknik heyette görev alması planlanan Emre Belözoğlu transferi için yönetime tek bir şart sundu arkadaşlar. Yakın arkadaşı olan Volkan Demirel'in takımda kalmasını talep eden Emre, takımdaşlık duygusunu arttırmak için tecrübeli kaleciye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Başkan Ali Koç'un Emre'den gelen istek üzerine bu konuyu bir kez daha masaya yatıracağı öğrenildi. Fenerbahçe'de gelecek sezon kadroda düşünülmeyen bir isim daha sarı lacivertli takımdan ayrıldığını sosyal medyadan açıkladı. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından eşyalarını topladığı bir fotoğraf paylaştı. İspanyol futbolcu böylece İspanya'ya temelli dönüş için hazırlık yaptığının mesajını verdi. Sarı lacivertli takımın sözleşmesini yenilemediği Soldado büyük bir ihtimalle gelecek sezon kariyerine ülkesinde devam edecek. Bu sezon Fenerbahçe'de 25 resmi maça çıkan Soldado 7 gol atarken 6 da asist yaptı. Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Valbuena'yı transfer ettiğini duyurdu. Yunan ekibinin sosyal medya hesabından Fransız futbolcunun kırmızı beyazlı formayı giydiği fotoğraflar paylaşırken Valbuena şimdi Olympiakos ailesinin bir üyesi ifadelerine yer verildi. Fenerbahçe yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor arkadaşlar. Sarı lacivertliler Olympiakos forması giyen 26 yaşındaki 10 numara Kostas Fortunis ile temasa geçildi. Bu sezon 48 maçta 18 gol ve 6 asist ile oynayan Fortunis'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Yetenekli futbolcunun Olympiakos ile 3 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon takımında 48 maça çıkan Yunan 10 numara 18 gol atıp 6 asist yapma başarısı gösterdi. Piyasa değeri 7 milyon euro olan Kostas Fortunis 2020 yılının Haziran ayında sözleşmesi sona eriyor. Galatasaray transfer gündemiyle devam ediyoruz. Alman takımı Stuttgart'ın küme düşmesinden sonra Sarı Kırmızılar devre arasında Stuttgart'a sattığı eski yıldızı olan Ozan Kabak'ı geri almak için harekete geçti arkadaşlar. Bu transferden 11 milyon euro gibi önemli bir gelir elde eden Sarı Kırmızılar önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde alternatifi geniş bir takım kurmak için Ozan Kabak'ı kadroya katma kararı verdi. Galatasaraylı yöneticilerden Şükrü Hanedar'ın bu transfer için Stuttgart'a kiralama teklifinde bulunacağı öğrenildi. Bu sezon Bundesliga 2'de oynamak istemeyen Ozan Kabak'ın Galatasaray'a geri dönmeyi çok istediği ortaya çıktı. Yıllardır Fernando Muslera'yı transfer etmek isteyen River Plate bu kez masaya ciddi bir rakam koyacak. Arjantin medyasındaki iddiaya göre Türk Hava Yolları ve bir Çinli firmayla sponsorluk anlaşması yapan River Plate kulübü gözünü kararttı arkadaşlar. İki firmadan toplamda 18 milyon dolar alacağı ve bu rakamın Muslera'nın transferinde kullanılacağı iddia edildi. 32 yaşındaki kalecinin Sarı Kırmızılar ile 2021'e kadar mukavelesi bulunuyor. Ayrıca daha önce yaptığı açıklamalarda futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye yerleşmek istediğini söyleyen Muslera, Galatasaray'dan bonuslar da dahil senelik 4 milyon euro civarında bir maaş alıyor. Galatasaray'ın eski yıldızlarından Felipe Melo, Brezilya basına bir röportaj verdi. Sarı Kırmızı taraftarların sevdiği isimlerden Felipe Melo, kariyerine dair çok önemli bir açıklamada bulundu ve Galatasaray bombasını patlattı. Galatasaray'da çok sevildiğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu şunları söyledi. Galatasaray'da bir idoldüm. Palmeiras'ta da sorunlu bir döneme rağmen bana kucak açıldı. Palmeiras en çok ihtiyacım olduğunda bana sahip çıkan kulüp. Bunu asla unutmayacağım. Kariyerimi sonlandırmayı henüz düşünmüyorum. Ama bir takım seçmem gerekirse bu başta Galatasaray olur. Daha sonra Palmeiras gelir dedi arkadaşlar. Beşiktaş'ın transfer gündemi. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Paris Saint Germain'de forma giyen 30 yaşındaki golcü oyuncu Erik için nabız yokladığı ortaya çıktı. Siyah beyazlı yöneticilerin yıldız futbolcunun durumunu araştırdığı ve teklif için fiyat aralığı belirlemeye çalıştığı bildirildi. 30 yaşındaki futbolcuyla geçtiğimiz Ocak ayından beri ilgilenen Beşiktaş, hücum hattını güçlendirmek için Paris Saint Germain ile temasa geçmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlı yöneticilerden henüz resmi ve somut bir teklifin gelmediği belirtilirken oyuncu ile fiyat konusunda aralık belirlemek için nabız yoklandığı ifade edildi. Ailevi sorunlar yaşayan ve otelde kalmaya başlayan Erik, yöneticilerle görüştükten sonra nihai kararını vereceği bildirildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 31 müsabakaya çıkan yıldız isim ligde 3 gole imzasını attı. Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Rumen kaleci Tatarusanu transfer kararını verdi arkadaşlar. Takımın Nandes ile sözleşmesi sona eren ve adı Beşiktaş ile anılan 33 yaşındaki Rumen kaleci Tatarusanu siyah beyazlar üzecek bir karar verdi. Fransız basınında yer alan iddiaya göre deneyimli file bekçisi gelen teklifleri değerlendirdi ve Olympique Lyon ile görüşmeyi kabul etti. Tatarusanu'nun Fransız ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.
verildi arkadaşlar. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör olmak üzere futbol takımında da geniş çaplı transfer harekatı yapacak olan siyah beyazlı yönetim bu değişimi gerçekleştirirken bütçeyi de oldukça düşük tutmaya özen gösterecek. Yeni teknik direktör için Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı ile temas halinde olan ve olumlu cevap alan Beşiktaş yönetimi birkaç gün içerisinde kesin sonuca varacak. Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı ile yıllık 1,5 milyon euro karşılığı Türk lirasından 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Uzun süredir opsiyon maddesi haber konusu olan Adem Laiç için herhangi bir sorun yaşamayan Beşiktaş Transfer Komitesi şartların oluşmasıyla beraber otomatik olarak devreye giren sözleşme gereği Torino'ya 6,5 milyon euro ödeyecek. Önümüzdeki sezonun takımını kurmak için yeni teknik direktörün imza atmasını bekleyen Transfer Komitesi tüm hazırlıklarını tamamlamış vaziyette. Burak Yılmaz'ın yanına yedek santrofor ve sağ ile sol kanat oyuncusu alacak olan siyah beyazların hücum hattındaki transfer sayısı yeni hocanın isteğine göre 5'e çıkarma durumu da bulunuyor. Serdar Adalı ve Umut Güner imzalarının atılmasından sonra yeni teknik direktör ile bir araya gelerek transfer harekatını hemen başlayacak. Ayrıca takımdan gönderilmesi düşünen Quaresma, Lens, Larin, Rocco, Orkan Çınar ve Mirin gibi oyuncular için de yeni teknik direktörün onayı beklenecek. Bu arada Karius ile bir yıl daha devam edecek olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün istemesi halinde yedek kaleci için de çalışmalar yapılacak arkadaşlar. Bir önceki videomu izlemediyseniz aşağıdaki pencereden ulaşabilirsiniz. Yorumlar kısmına yorum ve görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.